aşkım cookie olarak göreve gittim diyeceğim. Aram! Kulağımda çınlama var. Cevapsız bir çınlama mı var? Yere düştüm! Yere düştüm! Senin yapacağını oyna s**eyim. Ataberk'le Atom'la beraberiz. Ataberk kendi kanalında hem oyun yapıyor hem nasıl oyun yapabileceğinizi anlatıyor. Yakın zamanda dünyanın en zor oyununu yaptı. Şu oyunun yapımcısını bulsam ümüğünü sıkacağım dersin. Yapımcısı yanında olunca ümüğünü sıkacak mıyız gerçekten onu göreceğiz. Hikayesini çok sevdim bu arada Hans'ın. İstersen sen tekrar anlat Hans'ın hikayesini. Böyle bir bilim adamı muhabbetleri vardır ya Almanların Birinci Dünya Savaşı'nda gizli çalışmaları falan. Oradan çıktım aslında proje. Ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyorlar. Adamlarda denek kalmıyor. Yanlarında da bir karpuz var. Diyorlar ki hadi bununla deneyelim bir de ne olacak? İşe yarıyor. Tam o sırada ama nasıl işe yaradıklarını anlıyorlar biliyor musun? Bombalanıyorlar. Ve hayatta kalan sadece o küllerin arasında Hans oluyor. Hans bütün Avrupa'yı geziyor. İkinci Dünya Savaşı'nı görüyor, Soğuk Savaşı görüyor. En sonunda dünyada bir anomali meydana geliyor ve insanlık dünyayı terk ediyor. Bununla beraber maalesef unutuyorlar Hans'ı. Ve Hans da diyor ki beni unutamazsınız, ben de sizin peşinizden geliyorum. Videoda izlerken de çok hoşuma gitti ve tüylerim diken diken oldu. Çok kısa ama böyle çok güzel bir hikaye. Keşke böyle şey gibi olsaydı, Journey gibi daha böyle hikayeyi gezdiğimiz, hepimizin keyifle oynadığı bir oyun olsaydı. Hayır, kanser olacaksın oynarken. Delireceksin, bilgisayarı kıracaksın, klavyeyi kıracaksın. Bu arada oyun Steam'de var şu anda. Sen bitirdin mi oyunu? Demoyu bitirdim. Daha üstüne kadar yayında çıktım, sonra düştüm. Ama düşüş öyle bir düşüş ki Allah kahretsin. Vallahi. Kaç saatin sonunda düştü? Ben alışık olduğum için ben 2 saatte geldim oraya. Bazı speedrunner'lar var. Demoyu 3 dakikada falan bitiriyorlar. Ben demoyu 6 dakikada, 5-6 dakikada bitiriyordum. Benim o 2 saatte geldiğim yere hiç düşmesen 10 dakikada falan bitiren çıkar. İlla çıkar. Oyunun bu arada en büyük zorluğu düştüğün zaman en başa dönüyorsun. Çok kötü. Ama bir yere yakalayabilirsen kalırsın orada. Ama karpuzsun, yakalayabildiğin kadar, anladın mı? Allah'ım yarabbim. Bu arada Ataberk'in annesi demiş ki oğlum bak bu oyun çok zor olmuş. Bu oyunu biraz kolay yaptır, sana bir şey demeyecekler. Bana sövecekler. Ben dedim anneme komisyon veririm, sıkıntı yok, azıcık katlanırsın. Abi ben başlıyorum. Okları takip etsen yeter zaten. Bu arada insanların en çok deli olduğu yer nedendir bilmiyorum burası. Discord'da SS gördüm. 46 dakikada burada olan vardı. İzleyiciler de bunu fark edecek. İzlerken oyun gerçekten basit gözüküyor. Evet abi ben gerçekten videoyu izlerken aa dedim gözüküyor. O kadar zor. Değil mi? Stres atmalık değil, stres yaratmalık bir oyun. Ama güzel gidiyorsun. Gerçekten güzel gidiyorsun. Hay Allah'ım yarabbim. Ama nereye gidiyorsun? Aa orası, ben duvarda duracağım sandım orada. Çok güzel. Aa bu sefer de az kaldı ya, arasını tutturamıyorum. Bir karpuza sövmeye gerek yok bence, anladın mı? Karpuza sövmüyorum, ben sana sövüyorum. Hans'ın ölümsüz ama kalbi kırılabiliyor, anladın mı? Ben oyunun fiyatlandırmasını nasıl yapacağım biliyor musun? Nasıl? Karpuzu endeksleyeceğim. Şaka yapıyorsun ya. Sıfır şaka. Abi saatlik çalışmadı, bastım. Bu oyun bozuk. Ben ilk defa duyuyorum bunu. Göründü, kamerada her yerde kaydı var. Saatlik'in sesini duyduk, saatlik çalışmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Maşallah diyorsun 3 saniye yaşamıyoruz. Oğlum bak sinirim tepemde, vallahi gebertirim seni ya. Bugüne kadar dünyanın en zor oyunu hangisiydi? Şey vardı ya bir tane, dünyanın en zor oyunu diye küplerle olan. Aa evet, bunun sonunda jump scare çıkıyor. O versiyon değil. Ha gerçeği mi vardı bu oyunun? Tabii ki gerçeği vardı, sen onu şey mi sanıyorsun hep? Ben onu sırf jump scare sanıyordum, o yüzden oyunu bana kim atsa. Hayır bu oyun değil, bu jump scare. Bu arada jump scare yok. Eskiden herhangi bir videonun sonunda dedeler çıkıyordu. Hay Allah diyordun, sonra jump scare çıkmaya başladı. Dedeleri bilmiyor musunuz? Den 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 den. Biz çok kötü büyüdük. Evet ya, biz her şeyi gördük. 46 dakika kaç kaldı? Bir yarım saatimiz kaldı. Aynen öyle. Aman! Aram! Çok yakındın. Çok güzel gidiyordum. Hiç sinirlenmeye gerek var mı? Benim bir arkadaşım vardı. İlk başta hiç oynayamıyordu. Sonra bir şey buldu ve oynamaya başladı. Nasıl? Kendini bir karpuz gibi hissetmeye başladı. Gerçekten bak, yuvarlandığını düşün. Ama işte çok da yuvarlanmak istemiyorum ya. Az yuvarlandığımı düşüneyim. Yerine göre yuvarlanman lazım. Yerine karpuz göre. Olmanın da bir adabı var ya. Buraları iyi geç. Kapağın üstüne zıplayacaksın. Sonra da şunun üstüne zıplayacaksın. Zıpla zıpla zıpla. Hayır! Oğlum üstüne dedin! Üstüne! Arada cam yok demedin ki bana! Ben arada yok. Niye cam yok arada? Nerede tutunacaksın? Ben o şey transparent layer arada olmamış sandım. Öyle bir oyunda sence orada cam olabilir mi? 17 dakikada en ileriye geldim. Şu an kendi rekorumu kırdım, sıfırlandım. Karpuz gibi hissetmediğin sürece asla oynayamıyorsun. Ama bu çok kelek bir karpuz. Böyle yapılmış. Bu karpuzun suçu değil ki. Sonunda içini görsek karpuz. Sonunda içini görsek fazla cinsel olur. Biliyorum Hans'ın da hentais falan çıkacak. Ben bunu biliyorum ha. Adamlar her şey çıkarıyor, anladın mı? Karpuzun hentaisi nasıl olur? Ya. Onu ben vermeyeyim, en azından başkaları kendi hayal gücüyle çıkarsın. Hans benim çocuğum gibi, anladın mı? Hadi dur abi! Benim bir dakika oldu artık. Oğlum bak yine saatlik çalışmadı, söyleyeyim de ben. Demedim ve yapıyorsun. Demedim ve yaptın. Yes be, geçtim demedim. Sonunda! Sonunda müsait bir yere geçtim. Ah şükürler olsun. Bu duracak mı olduğu yerde? Gidiyor bak. Karpuz abi, bu karpuzu koy. Bir yerde çürüğü mürüğü bir şey yoksa gider yani, anladın mı? Dümün karpuz. Hadi şeyi bakma abi karpuza. 2023'teyiz, karpuz da olabilir bir insan yani, anladın mı? Al abi oradaki chest'tekini. Hah ne geldi? Açık karpuz. Zombie Hans. Aa çok güzel.
Mesela sırtlayarak tutunabilirsin. Aynen bu olay. Ki. İlginç bir tepki oldu. En başa dönmek istemediğim için sinir katsayım 7'ye çıktı. Ki. Nereye düştüm? Burası bir tık zor olabiliyor. Ki. Evet. Tamam çok iyisin. Kendini oraya at. Bekle. Dur. Duramıyorum. Zıplayamıyorum. Yere düştüm. Beni yapacağını oynasın. Orada kendini niye oraya sokmadın sen? Eğer karpuz gibi hissetseydin kendini sokacak yeri de bilirim. Şu anda da çok kötü duruyor. Gözünü seveyim şunu yerini ayarla. Bu nasıl duruyor? Dur. Şey diyeceğim. Buraya bir tane böyle bir tuş koymuşsundur. Mesela Alt F10. Hey Hans, 30 saniye geri. Galiba duymadın. Gel ben deneyeyim. Sonra da sana bir sürpriz var. Duvara vurdurmak ne bileyim? Bu değil. Yanlış olarak gösterdim ki yanlışlardan doğrusunu alalım diye. Bir şey diyeceğim, bunun mobilini kesin çıkarman lazım. Bak bu, gördün mü? Kendini vurduruyorsun. Abi. Ben bunları yapmazdım ya. Ben bu kadar düşmüyordum ya. Aa, dur oğlum orada. Saçmalama. Hans, vururum ağzına bir tane. Şimdi buraya geldik. İki tane yolum var. İster diyorsun şu kutucukların içine zıpla, istersen de platform seni bir yere götürecek ama nereye götürecek? Hiç güvenmiyorum oğlum sana. Şimdi bineceğim platforma, şimdi oyunun başına geri götürecek beni. O kadar zalim biri miyim sence? Evet. O kadar değilim. O kadar da değilim. Ama bilmiyorum yani. Bir bölüm geriye götürdü. Bir bölüm geriye götürdü. Hadi. Geç. Hey! Bir şey göstereceğim sana. Var değil mi tuş? Kaça bastın? Bunu sana özel yaptım biliyor musun? Bu özellik dün yoktu. Sana yemin ederim. Kaçlı oldu? Ulan sıfırmış bak, her şeyi denedim. Kolayı denemedim. Sıfırmış ya. Şiş. Hey. Hadi. Lan. Tamam sağ klikte hallettin. Şik. Kötü. Hayır. Düşmedim yere. Buraya kadar geldim. Evet. Ve aşağının ne kadar uzakta olduğunu gördüm. Seni öldürürler ha. Son suyumu içeyim. Ben net öldürürüm seni de. Denk getirirsem, şunun üstüne zıplayabilirsem Allah belanı versin derken şu an ben de oyunumdan nefret ediyorum. O yüzden ben bu oyunu oynamayacağım zaten. Alt F4. Alt F4'ten daha çok Alt F4 ama değil mi? Kaşınıyorum oğlum sinirden. Yemin ederim kaşınıyorum oğlum sinirden. Sıfır olmasa herhalde kalp. Mesela sen şu an kanser oluyorsun. Ben inanılmaz bundan zevk alıyorum. Ama neden biliyor musun? Bu çünkü oyun başarılı demektir bak. Çok iyi oyun olmuş ya. Gerçekten abi çok ellerine çok sağlık. Önce sevgilileri ayıracağım düşünsene. Of. Ne manita oyunu olur bundan var ya. Manyak oğlum, manyak, bu da manyak. Hans, Family Killer. Evet, Atom'a çok teşekkür ediyoruz. Abone değilseniz kanalını da koyduk. Gidin abone olun. Allah senin cezanı versin. Abi, versin ya. Parasını veriyorsa cezasını da versin. Bu tehlikeli bir şey yani belli ki. Filmlerde hocam bakıyorsun Harrison Ford abimize, Indiana Jones abimize. Adam bununla herkesi öldürüyor, herkesin elinden silahlarını alıyor, ağaca tutuyor, sallanarak gidiyor. Biz de kırbaç aldık. Bunu sakın kullanmayın bak. Son 5 dakikadır deniyorum. Vurulmadık yerim kalmadı, her yerim yamuldu bak. Ve şey ya, aşkım diyeceğim, cookie olarak göreve gittim diyeceğim, enteresan mesleklerde sahibelik çekiyorduk diyeceğim. Adın ne senin? Cookie, köpek cookie. Konuşma! Allah'tan kaydı var oğlum, kaydı olmasa nasıl açıklayacağım gerçekten? Çok tehlikeli gerçekten, bir kırbaçın bu kadar sert vurabileceğini hiç hayal etmiyordum. Şimdi bak bir kırbaça bakalım, bu özel bilmem ne derisinden yapılıyor, kanguru derisi mi? Asıl olanı kanguru derisinden yapılıyormuş, biz dana derisinden bulduk, Amerika'dan getirdik bunu. Bak buradan böyle kalın ve dolama olarak geliyor, buraya doğru inceliyor. Burada deri bir kordon daha var, onun ucunda da bir tane ip var, örülü ip gibi. Bunun neresi denk gelirse gelsin sana eben kayıyor. Yani vurduğu her yeri şişti, son 10 dakika içerisinde ister istemez her yerime vurdum. Hedefe vurmayı denemedim bile. Bayağı 80-85 desibel çıkıyor. Biz az önce ölçtük bunu. Ya bilmiyorum, silah olarak inanılmaz bir silah. Ya yani mançuka kadar, mumçuko, nançuku, nançaku kadar tehlikeli bence yani. O da tahta ama bunu iyi kullanırsan her şeyi yaparsın. Böyle evde atıyorum, şurada çakmak var. Çat, çakmağı aldın getirdin falan. Deneyelim hocam. Oğlum elmayı tuttur. Mesafem mi yetmiyor benim? Oha! Elmaya dokundu çekti, gel bak. Dokundu çekti oğlum elmaya. Ucu dokundu yani. Bak şimdi. Oğlum çok tehlikeli bir şey bu, yemin ediyorum ya. Ne oldu elmaya, ben hiçbir şey görmedim. Vurmuşum biraz da, dur bir daha. Bak şurasından şöyle bir yarık açtı. Şuralarını yardı ama elma sağlam. Bunu ben ikiye yaracağım. İnce kısım direkt yarıyor. Abi elma paramparça oldu da hep küçük küçük tiftik oldu. Ooo abi tebrikler. Güzel güzel. Elini alan öğreniyor. Türk insanı böyle. Bacağıma dolandı oğlum. Vurdum galiba da. Oğlum niye patlamıyor peki bu? Bana bu çok mümkün gelmiyor.
Oğlum bayağı sert vuruyoruz. Patlayacak olsa patlardı. Bence bizim izlediğimiz videolarda bunun ucuna bir şey takıyorlar muhtemelen. Ya bir ip daha var ya başka bir deri takıyorlar bunun ucuna daha sert olsun diye. Bu bunu kırmıyor çünkü. Yok. Olmuyor. Yani ya başka kırbaçla yapıyorlar bunu, ya ucuna bir şey takıyorlar, ya başka bir deri, ya başka bir kayış takılıyor. Ben anlamadım ama bak 50 bin kere vurdum. İnanılmaz da ses çıktı. Çok da sert vurdum. Ama kırılmadı. Bilmiyorum. Altan. Getir mum. Ne oldu oğlum? Teknik olarak söndü ama. Çok güzel vurdum. Mumu ikiye ayırdım. Mumu söndürdüm. Üstüne bir de bak buraya taktım kendim. İstersen burayı da çekebiliyorum. Bak bir taşta yedi kuş, hadi Indiana Jones bunu yapsın. Hadi Harrison Ford. 75 yaşındaki amcaya meydan okuyorum. Oğlum inanılmaz bir alet ya. Çok da ilgili ama çok hoş. Çok böyle tatmin ediyor insanı. Mumu tabii ikiye ayırmışız. Ki sağlam da bir mum. Mumu böldük. Yani söndürdük mü söndürdük. Bir de burayı tuttum üstüne. Daha ne istiyorsun kardeşim, değil mi yani? Geçiyoruz diğer meydan okumamıza. Bu sefer böyle geçeceğiz. Normalde bizim geçiş efektlerinde kullandığımız ses zaten kırbaç sesi ya. Bak bak şimdi nasıl geçiyoruz. Evet, bu bölümümüzün sponsoru Papara. Papara'da artık kendi kartınızı dilediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Ben kendime böyle siyah renkte bir kart tasarladım. Üstüne de beğendiğim ikonları koydum. Bence çok güzel oldu. Mesela bu kartınızı tasarladınız. Bu kartla belirli markalardan yapacağınız alışverişlerde cashback ile anında nakit kazanabiliyorsunuz. Açıklama kısmına linkimizi bıraktım. Gelelim yarışmamıza. Zarflarımızda farklı kategorilerde sorularımız var. Sorularımıza doğru cevap veren yarışmacılarımıza Papara'dan 1000 TL göndereceğiz. Başladık. Evet hocam, ne verelim? Batman Joker görüyorum. Hangisi Batman filmlerindeki kötü bir karakter değildir? Lex Luthor diyorum ben buna. Aşağıda yer alan hangi oyuncuyu Batman olarak hiç görmedik? Michael Goo diyorum. Bir tek salladım. Michael Goo doğru cevap. Aa. Joker'in yaşadığı psikolojik sorunun adı nedir? Hmm. Soruyu bir tık basit düşünmek istiyorum. Hiperaktivite güzel geliyor ama inappropriate mi? Ne? Inappropriate duygulanım. Değil. Ya o zaman... Avalisyonmuş bu. Ne diyorsun? Avalisyon. Avalisyon mu diyorsun? Avalisyon diyor gibi. Avalisyon diyor sanki, demiyor mu? Evet, avalisyon doğru cevabıyla bizden 1000 lira kazanıyorsun. Tebrikler. Spor. Spor. 2021-2022 Süper Lig sezonunda toplamda kaç gol atılmıştır? 930. Niye 930? Birazcık şey yapsak. 1200 de olan. O kadar da değil sanki. Bir 1067 diye bir şık daha var. 1067. Muhammed. Ben hiçbir şey demedim. Allah. Kendi dedi. Gerçekten fanatik futbol. Ben fanatik futbol severim. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı Galatasaray'a kazandıran son penaltıyı kim atmıştır? Popescu. Popescu doğru cevap. 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan takımımızın ilk 5 oyuncusunu say. Vargas. Doğru. Eda Erdem. Doğru. Kısa saçlı uzun bir ablamız var öyle. Şey oynuyor. Erik Dalı. Ebrar Karakuk. Evet, evet, Ebrar Karakuk, tamam. Paparan var mı? Paparan var, kullanıyorum. Paparayla ayda zorlasan maksimum kaç TL cashback alabilirsin? Paparay 850. 855 oğlum, helal olsun. 1000 lira kazandı bizden. Hocam buyurun. Tamam, seyahat aldılar. İki kişiler bir tık daha avantajlılar bence. 27 kişiyle dünyanın en düşük nüfuslu ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Vatikan değil. Değil. Sealand gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Sealand cevabı doğru. Dünyanın en değerli pasaportuna sahip ülke hangisidir? Singapur. 2'de 2 gidiyoruz. 2022 yılında Türkiye'ye kaç turist gelmiştir? 50 değil de. Bence çok turist gelmiştir. 50 olabilir mi acaba? 50 milyon doğru cevap. 3'te 3 bildi. Aldı 1000 lira gidiyor bizden. Evet Mehmet hocam. Ben müziği seçebilir miyim? Müzik verdik. Cezanın... Nasıl bilsin adam bunu? Cezanın Holocaust şarkısında kaç kelime vardır? 1503. Başka bir şık söyle bence. Denizli. Denizli. 1254, evet doğru bildi. Peki Emin Cenk, biraz Cenk ve Doğu Sveg'in söylediği "Hiç pişman değilim" şarkı nakaratının son dizelerini tamamla. Ben bunu söyleyemeyeceğim ki, ben tamamlasın. Hiç pişman değilim senin olmaktan. Hiç pişman değilim beni kırmandan. Beni kırmandan. Ulan bunları söyledik zaten, devamı ne? Bir an bıkmadım savaşmaktan. Neyse dur, bunu geçtim, ben diğerlerini bilirsen de kabul edeceğim. YouTube Türkiye'de bir günde en çok izlenen müzik klibi hangisidir, kime aittir, hangi şarkıdır? Derdim Olsun, Reymen. Yes, yes, doğru cevap. Hayırlı olsun. Paparan var mı? Evet var. Hatta kartım da var. Kartın şöyle mı tasarlanmış? Lan Mehmet'i ayarlasak böyle denk gelmez diyeyim. Bir de kart tasarlamış. Ne yapmış? Tatiliniz bitti mi? İşe mi gidiyorsunuz? Bunları sen kendin koydun. Evet. Güzel olmuş. Mehmet'in kartı bu da. Ne vereyim hocam kategori? Oyun. Oyun. Oyun veriyorum. Peak Games Gamegos. Televizyonlara. 2022'de Türkiye'de en çok oynanan oyun. Dota 2 değil. CS'de LOL. Hadi LOL son karar. Evet, CSGO doğru cevap. Doğru bildiler.
CSGO dedi oğlum. Hepimiz CSGO duymadık mı? Ben moda alayım. Moda vereyim. Tasarımcı Bünyamin Aydın kurmuş oldu ve dünya çapında pek çok ünlüyle işbirliği yapan marka adı nedir? Les Benjamin. Les Benjamin doğru cevap. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın kıyafet sattığı markasının adı nedir? Yani şey hani bu içlerinden hangisi böyle çok pahalı bir markadır gibi düşünecek olsan sence isim çağrışımı olarak hangisi yapar sana? Fenty. Fenty doğru cevap. Aşağıdaki ünlülerden hangisinin kendine ait bir markası yoktur? Kulağımda çınlama var. Cevapsız bir çınlama mı var? Cevapsız bir çınlama var. Bence Aleyna Tilki o zaman. Aleyna Tilki mi gerçekten? Doğruymuş bak nereden bildin? Yes! Masa tenisi milli takım oyuncumuz Batu ile birlikteyiz tekrardan. Hoş geldin hoş abi. Hoş bulduk. Size böyle bir selamlaşma var mı? Yani değişiyor bazen olur bazen. Maç sonunda böyle bir tokalaşma var mı? Yok maç sonunda genelde el sıkışıyoruz. Peki. Gayet normal şey insan yapıyor. Gibi gayet şey yapıyorlarmış. Hiçbir şey yokmuş yani. Trick shot yapacağız. Masa tenisi trick shotları yapacağız. Çok zor olacak. Yani siz bu videoyu izliyorsunuz muhtemelen 2 dakika. Ama biz saatler uğraşacağız. Bayağı uğraştık zaten. Değil mi? Ya ben de çok uzun zamandır trick shot videosu yapmıyordum. Eskiden çok yapıyordum da çok vakit alıyor gerçekten. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Farklı level'larımız var. Haydi. Hadi bakalım. Level 1. Evet. Anladın? Gücü kes, kolunla önlen. Sadece biraz önlen. Yes be! Level 1'di. Güya level 1'di az. Ben çok yukarıdan atmışım. Şimdi daha mantıklı geldi. Aha geliyor. El ustrubu diye bir şey var bak. Her attığı top aynı yere gidiyor. Yes. Güzel. Bravo. Level 2. Level 2. Yes. Yes! 5. Güzel. Buyurun hocam. Hop 1. Hop 2. Hop 3. 4. Yes! Çok kolay oldu oğlum. Öyle. Ya uğraştırdı. Ya önce sen yap sonra ben yapayım var. Çok kolay. Level 3! Çok iyi değil mi? Yes be! Güzel. Yes. Geliyor. Geldi sen. Gelmemesi mümkün. Yes be! Alın teri! Alın teri! Geliyor. Çok dönüyor. Şimdi ayarlayacağım. Güzel. Evet. Al bu diğer hareket. Bir sonraki level'ı yaptım. Nasıl yerden götüreceğim? Yes! Yes! Beken daha kolay. 2 de vurdum. Kaç olduk? 6 mı? Evet. Level 6. Ah!
Bardağın yerini değiştir. Emir sen de... Sen bardağın yerini değiştir. Evet, bardağın yeri değişmesi lazım. Olacak diye. Bak inanmak çok önemli. İnancınızı buradan öyle bir şey çıkarıyor muyuz? Didaktik bir sonuç. İnancınızı kaybetmeyin. Evet, inanmak başarmanın yarısı. Bu bile olduysa her şey olur valla.